Kızınızı oğlumun garsoniyerinde yakaladığınızı biliyorum. O nasıl söz öyle? Garsoniyer ne demek? Ah Zehra. Oraya niye garsoniyer dediğimi duymak ister misiniz? Oradan çok kız topladım ben. Kalbi kırık çok genç kızın gözyaşı aktı orada. Ben kızımı aldım çıktım oradan. Hiçbir şey olmadı. Gözyaşı falan yok. Belki evet. Ama hiç korkmuyor musunuz? Bir sonraki sefere... Bir sonraki sefer diye bir şey yok. Öyle bir şey olmayacak. Diyorsunuz. Peki kızınız ne diyor? Madem bir seferlikti, neden her arkanız döndüğünde kızınız oğlumun yanına kaçıyor? Bakın bana göre havamış. Ben alışığım. Oğlumun kulağını çekerim. Bizim için konu kapanır. Ama ya siz? Siz ve kızınız. Siz bir gecelik bir maceraya alışabilecek misiniz? En azından bir konuda anlaşalım. Gürültü istemem. Sırf bir gece geçirdiler diye ne sizin ne de kızınızın hayallere kapılmasını istemem. Ne benim, ne kızımın, senin oğlunla ilgili hayalimiz yok. Zehra Hanım bakın. Yüzüm kızararak söylüyorum ama hiçbir erkek, hele ki oğul, karşılığını almadan bu kadar cömert olmaz. Benim kızım senin oğluna hiçbir şeyin karşılığını vermedi. Ah, siz mi ısmarlıyorsunuz? Su için teşekkür ederim. Rica ederim. Enjektörü çöpe attım. Çünkü anneme bulaşmanı istemiyorum. Artık çok geç. Annen basıldığımız gece dahil bizimle ilgili gerçek olmayan ama herkesin inandığı ne varsa onu biliyor. Evet haklısın. Seni oraya çağırmamam gerekirdi. Benim hatam. İstihbarat adına hafife aldım galiba. Sorun değil. Kendi annem dışında kimsenin ne düşündüğü umurumda değil. Annem senden korkuyor. Haklı. Annem korktuğunda tehlikeli birisi olur Cemre. Sence küçük bir çocuktan Nedim'den de korkuyor muydu? Ya konu Nedim değil ki şu anda. Sen de annemden korkmuyorsun. Sen de haklısın. Anneni ve yapabileceklerini düşününce kesinlikle korkmalıyım. Ama korkmuyorum. Çünkü annemi tanımıyorsun. O da beni tanımıyor. Ama inan bana, annen ve ben çok yakında kesinlikle tanışacağız. Sen bir şey çevirmiyorsun değil mi? Tek kanıtımı çöpe atmışsın. Ne çevireceğim? Eminim üstüne nereye gittin peki? Boynuzuna gittim. Sevgilim var, aldatıyorum seni. Bilmediğim bir şey yapma. Tamam mı? Sakın yapma, annemi de bana bırak. Neden? Anneciğini rahat rahat koru diye. Onu değil, seni koruyabilmek için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.